Sevgili tavşan halkı ve sevgili pazarcı esnafı kardeşlerimiz, dün gece saat 01:30 itibarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan gelen en son talimat gereği, genelge gereği illerde, ilçelerde ve beldelerde ya da farklı alanlarda kurulan açık pazar veya kapalı pazar yerleriyle ilgili son duruma ilişkin yeni düzenlemeler ilişkin genelgenin içeriğini siz sevgili halkımızla ve esnaf kardeşlerimizle paylaşmak üzere bu basın açıklamasını yapıyoruz. Konuyla ilgili Tavşanlı Pazar Durası Başkanımız İsmail Hakkı Hayvan ve Konfeksiyonumuz Başkanımız Halil Sezer ve Başkan Yardımcılarımız yine bu açıklamada bizimle beraberler. Dün yayınlanan gece genelgesiyle pazarların tamamında Perşembe günü saat 17 itibariyle konfeksiyon türü satışların sosyete pazarı diye tabir edilen ve onun içeriği olan satışların tamamı ikinci bir emre kadar yasak hale getirildi. Yani tavşanı da geçmişte kurulan ve önümüz haftadan itibaren kurulacak olan salı, cuma ve cumartesi pazarlarında sadece gıda, temizlik maddeleri ve sebze meyve pazarı kurulacak. Onun haricindeki pazarların tamamı yayınlanan genelge çerçevesinde Türkiye genelinde olduğu gibi tavşanla da kurulmayacak. Yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde tavşanadaki pazar sayısını ve pazar günlerini yayınlanan genelgenin içeriğine dönük olarak daha geniş alanlarda hizmet verme, hijyen koşullarını sağlama, koronavirüsle ilgili olarak gerekli sıhhi şartların temini ve genelgenin içeriğinde yer alan tezgahlar arası 3 metrelik mesafenin sağlanması, tezgahlarda satılacak olan maddelerin, malzemelerin, yiyeceklerin, gıdaların tamamıyla satıcılar tarafından hijyen koşullarına uygun bir şekilde poşetlenmek suretiyle müşteriye verilmesi konusu genelgenin içeriği ve oda başkanımız da bunu üyelerine aktaracak. Özetle tavşanı da yarın kurulacak olan cumartesi pazarında aynen geçen günlerde ilan ettiğimiz şekliyle pazardaki koronavirüs korumasını ve koronavirüsten korunma ile ilgili sıhhi tedbirleri sağlamak amacıyla geçmiş yaşantımızda alışkanlık haline getirdiğimiz pazarlarda gelişi güzel dolaşmanın yapılmaması, kalabalıklar halinde pazarlara gelinmemesi, alışveriş etmeyecek olan insanların pazarda bulunmamasını hasreten rica ediyoruz. Alışveriş ihtiyacında bulunan arkadaşlarımızla ilgili, vatandaşlarımızla ilgili de alışverişini yaptıktan sonra hemen pazar alanını terk etmelerini yine sizlerden hasreten rica ediyoruz. Bu anlamda yayınlanan genelgenin içeriğinde denetimlerin yapılması, pazarla ilgili tezgah arası 3 metrelik mesafenin sağlanması, hijyen koşulları ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusu oda ile beraber Tavşanlı Belediyesi'nin uhdesine bırakılmış. Tezgahlardaki hijyen koşulları ve malın hijyen koşullarına göre müşteriye temini konusu odamız tarafından yapılacak. Sokakların temizliği, bakımı, öncesinin ve sonrasındaki gerekli sağlık koşullarının sağlanması, pazar alanına giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımızın ellerini hijyen olarak sağlamalar açısından gerekli malzemelerin, dezenfekte malzemelerinin temini konusu belediyemiz tarafından yapılacaktır. Pazar sayıları ile ilgili ya da günleri ile ilgili de şöyle bir yayınlanmış olan genelgenin içeriğine uygun olarak salı pazarı saat 12 ile 19 arasında, cuma pazarı sabah saat 9'dan itibaren, yani vatandaşlarımız zaten pazar alanına gelmeye başlıyorlar, yine 19'da kapatılmak üzere
Cumartesi pazarı da yine 19'da kapatılacak şekilde salı, cuma ve cumartesi olarak eski klasik şekline döndürüldü. Genel yeni iş yerine baktığımız zaman temel maksat şu: insan yoğunluğunun aza indirilmesi. Bu anlamda gerekirse pazar alanlarının artırılması konusu da olmakla birlikte, şimdi pazardaki esnaf sayısının azaltımına dönük olarak farklı bir uygulamanın içerisine girmemek için biz salı, cuma ve cumartesi pazarını aynen devamında oda başkanımızla birlikte ortak karar kıldık. Alınan bu karar ülkemize, ilçemize hayırlar getirsin. Alınan kararın içeriğini esnaf kardeşlerimizin aynen uygulayacağı kanaatindeyim. Belediye olarak farklı çözümler üretmek zorunda kalmayalım. Çünkü biz de genelgenin içeriğine aynen tabi olmakla yükümlü bir kurumuz. Genelge ne diyorsa, ne emrediyorsa onu yapmakla yükümlüyüz. Ben tavşan halkına sağlıklı günler diliyorum. Ve dünkü tarih itibariyle koronavirüs mücadelesinde tanı sayısı 6.000'leri geçti. Ama baktığımız zaman virüsle ilgili bulaşan insan sayısının da bir anda binler ifadesine çıktığını görmekteyiz. Bu anlamda Face'te bir paylaşımda bulundum. Yani kritik sürecin başladığını. Hükümetimiz ve devletimiz ilk günden itibaren 3. haftanın bir eşik olduğunu bahsediyordu. 3. haftanın içerisindeyiz. Okullar tatil ama öğrenciler dışarıda. Devlet yasal düzenleme yaptı. Dönüşümlü mesai, idari izin meselesi ama insanlar yine dışarıda. 65 yaş üstü çok saygı duyuyoruz. Riskli grup ama insanlar dışarıda. Tavşanların klasik gün adetleri konusu hala devam ediyor. Gün içerisinde baktığımız zaman Cumhuriyet Meydanı ve sokaklar dahil herkes arabasıyla dışarıda. Sanki ülkede koronavirüsle ilgili herhangi bir hastalık yokmuş gibi ya da hükümetin aldığı yasal tedbir yokmuş gibi tavşanı da duyarsızlık had safhada. Korktuğumuzun başımıza gelmemesi için kendimizin veya ailemizden birinin o koronavirüs vakasıyla karşı karşıya kaldığı ve yaşadığı acıyı görmemek ve tatmamak için lütfen mümkün olduğunca sokağa çıkmayalım ve gerekli hijyen koşullarını en azından çok basit elleri sabunlama bu anlamda ve kolonya konusu uygulayalım diyorum. Tavşan halkına teşekkür ediyorum. Değerli başkanım, değerli oda başkanı arkadaşım İsmail Hakkı başkanım. Dün gece itibariyle İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ve 81 ilde uygulanan tezgahlar ve pazar yerlerinde tuhafiyeci diye tabir ettiğimiz sosyete pazarı tarzındaki olan tüm arkadaşlarımızın açmış oldukları pazar ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Biz de bu şekilde hükümetimizin bu koronavirüsle almış olduğu tedbirler doğrultusunda yanında ve arkasındayız hükümetimizin. Pazara tekrar devam eden pazarcı diğer arkadaşlarımızın hijyen kurallarına uygun bir şekilde pazarlarının devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Rabbim bize bu günleri tekrarını yaşatmasın. Bir an evvel şu cuma saatinde, şu cuma mübarek günde inşallah hükümetimize, devletimize ve milletimize bize tek söylediğimiz, onların söylediği gibi evde kalın diye söylüyoruz. Saygılar, sevgiler.